Sen merhaba, meslek tanıtım günlerinin 3. oturumuna hoş geldiniz hepiniz. Bugün bize moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği alanını tanıtmak için Sedef Hanım bizimle beraber. Hoş geldiniz Sedef Hanım, teşekkürler geldiğiniz için. Ben hızlıca size sözü bırakayım ve başlayalım. Tamam, çok teşekkür ederim. Beni misafir ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Nasıl başlayalım? Ben bir sunum hazırladım, çok kısa. Önce onu sizinle paylaşayım. Sonra da sizlerin sorularını alabilirim, sevgili arkadaşlar. Evet. Ben Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Evet, şöyle paylaşalım. Birbirimize çok uzarız. Sen benim Avrupa yakasında, Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli Gebze'de. Dolayısıyla bizi gelip ziyaret etme şansınız olmayabilir. Ekranımı paylaştım şu anda. Gümüş görebiliyor musun? Evet, görebiliyorum. Tamam, teşekkürler. O zaman herkes görüyordur. Evet, sevgili arkadaşlar. 10. sınıf öğrencileriyle beraberiz sanırım. Yanılmıyorum, değil mi? Yok, hayır, bu mitlerin tamamında sadece 10. sınıf öğrencileri var. Tamam. Hepinize başarılar diliyorum. İstediğiniz her tür soruyu sorabilirsiniz. Hiç çekinmek yok. Tamam mı? Söylediğim gibi ben Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Moleküler biyoloji ve genetik bölümündeyim. 2006 yılından itibaren bu kurumda görev yapmaya başladım. Gebze Teknik Üniversitesi'nin ilk kuruluş adı bu değil. 1992 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kurulmuş bir müessese burası. O zamanlar sadece yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim veriyorduk ve araştırma geliştirmeyle ilgileniyorduk. Daha sonra lisans eğitimi de vermek istediğimiz için Gebze Teknik Üniversitesi olarak tekrar kuruldu 2014 yılında. Dolayısıyla biz ilk lisans öğrencilerimizi 2014 yılında kabul etmeye başladık. O tarihten bu zamana kadar da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veriyoruz kurum olarak. Söylediğim gibi siz çok uzaktasınız bize göre. Biz de size uzak kalıyoruz. Siz Avrupa yakasındasınız. Biz Gebze'deyiz. Size izin verirseniz kısaca üniversitemizi tanıtmak isterim detaylara girmeden önce. Oldukça yeşil bir kampüsümüz var. 35 öğrenci topluluğumuz var. Bunların içinde kürek takımı, dans topluluğu, işte robotik, Türkçe topluluğu, tiyatro topluluğu gibi topluluklarımız bulunuyor. Sosyal bir üniversiteyiz diyebilirim. Ulaşımı çok kolay bir üniversite. Hem Kocaeli'nden hem İstanbul, Avrupa ya da Anadolu yakasından çok öğrencimiz var. Marmaray durağımız var üniversite kampüsünde. Dolayısıyla bu da ulaşımı çok kolaylaştırıyor. Her beş öğrencimizden bir tanesi Erasmus bursu ile yurt dışına çıkıyor. İşte kısa süreli, uzun süreli eğitim alanlar var. Şu önemli bence, şurada sağda şu an dokunduğum kısım, saunamız, işte spor salonumuz, yüzme havuzu, moleküler biyoloji genetik bölümünün hemen yanında. Dolayısıyla uzun çalışma saatlerimiz oluyor. Moleküler biyoloji genetiği şimdi bu sunum kapsamında daha detaylı öğreneceksiniz ve tanıyacaksınız. Çok uzun çalışma saatlerimiz olduğu için biz öyle mesai saatlerine bağlı kalmıyoruz. Hafta sonları da çalışıyoruz gerektiği zaman. Akşamları da çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle sosyal tesislerin bölümün hemen yanında olması hayat kurtarıyor. Onu söyleyeyim öncelikle. O avantajlarımız var. Şimdi ufak ufak girelim. Moleküler biyoloji genetik nedir? Ne yapar? Mezunlar ne işlerle uğraşırlar? Onlardan kısaca bahsedeyim. İstediğiniz zaman beni bölüp sorularınızı sorabilirsiniz ya da sunum bitiminde de soruları sorabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Yani hiçbir kural yok.
sözümü hani böldüğünüzü düşünmenizi istemem. İstediğiniz zaman soruları aklınıza geldikçe sorun. Şimdi moleküler biyoloji ve genetik biyolojinin bir alt dalı arkadaşlar. Oldukça genç bir çalışma alanı. İşte 1960'lara 70'lere dayanıyor. Tam olarak ne yapıyoruz moleküler biyoloji ve genetik bölümünde? Yaşamın temel prensiplerini moleküler seviyede anlamaya çalışacak deneyler yapıyoruz. Burada neyi kastediyoruz? İşte su içiyoruz, yemek yiyoruz, stres altında çalışıyoruz, görmediğimiz bir sürü canlı var, bakteriler var, virüsler var, işte hayvanlar alemi var değil mi, bitkiler var. Bütün bu yaşamın parçası olan organizmaları işleyişini moleküler seviyede öğrenmeye çalışıyoruz. Bütün bu bilgileri de tıp alanında, tarımda, gıdada, çevrede ya da endüstride uygulamaya çalışıyoruz. Ne kadar çok detay bilirsek yaşamla ilgili, yaşamın temel prensipleriyle ilgili hayatımızı o kadar çok kolaylaştırıp, mikroorganizmaları o kadar kolay kontrol edip, onlardan yarar sağlayıp hayatımızı çok daha kaliteli bir şekilde götürebiliriz. Dolayısıyla aslında çok hayatın içinde bir bölüm. Çok eğlenceli. Severseniz gerçekten çok keyifle çalışırsınız. Onu içtenlikle söylüyorum. Ama çok acılı da bir süreç. Onu da söyleyeyim. Akademik olarak ilerleyecekseniz benim yolumdan ve benim gibi diğer akademik arkadaşlarımın yolundan gidecekseniz uzun çalışma saatleri oluyor. Hiç çıkmayan deney sonuçları olabiliyor ama çıktığı zaman da inanılmaz mutlu oluyorsunuz. Dolayısıyla hakikaten sevmek gerekiyor. Genel olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümüne geldiğiniz zaman dünyanın her tarafında, yani ben sadece Türkiye ve Gebze Teknik Üniversitesi için söylemiyorum, ODTÜ'ye de gitseniz, Boğaziçi'ne de gitseniz, işte MIT'ye de gitseniz, Harvard'a da gitseniz temel dersler var. Bu derslerden bazıları hemen bu slide'da görünüyor. İşte kimya, fizik, matematik, mutlaka bunların bilinmesi gerekiyor. Ne çalışırsanız çalışın. Moleküler biyoloji ve genetikte de bunlar temel. İlk sene genellikle işte biz genel biyoloji, genel kimya, fizik ve matematik ağırlıklı gidiyoruz. Biyoistatistik çok çok önemli. Çünkü bütün deney sonuçlarınızın biyoistatistik olarak anlamlı olup olmadığını bu tür derslerde nasıl tayin edeceğinizi öğreniyorsunuz. Daha sonraki yıllarda, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta da daha artık uzmanlaşmaya yönelik dersler alıyorsunuz. İşte moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, moleküler hücre biyolojisi, biyoteknoloji, moleküler genetik gibi. Dolayısıyla ilk yıl biraz genel dersler, sonraki yıllar artık moleküler biyoloji ve genetik lisans mezunu olabilmenizi gerektirecek özelleşmiş dersler alıyorsunuz. Mezun olduğunuz zaman bu bölümden benim gibi akademik yolda ilerlemek isteyebilirsiniz. Üniversitelerde lisans eğitiminizden sonra yüksek lisans, doktora yapıp öğretim üyesi olarak çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. O konuya birazdan kendi hayatımla ilgili bölümlerde bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla diğer sektöre geçelim. Bu bir yol. Üniversitede akademik kariyer yapabilirsiniz. Diğer türlü özel sektörde çalışabilirsiniz. Yine devlet kapsamında laboratuvarlar var. Oralarda çalışılabilir. Ama biyoteknoloji sektörü arkadaşlar inanılmaz gelişiyor. 2000'li yıllardan sonra özellikle dünyada zaten uçmuş gitmiş durumda biyoteknoloji. İnanılmaz güzel işler yapılıyor. Biz biraz geriden takip ediyoruz maalesef. Bu da direkt ödeneklerle alakalı. Ödenek ne kadar fazla olursa araştırma ve geliştirmeye ayrılan ödeneklerden bahsediyorum. O ne kadar fazla olursa biyoteknoloji çok çok daha fazla ilerleyecektir. Zaten bunu da sayılarla görüyoruz size. Şimdi iki tane grafik göstereceğim. Dolayısıyla 2000'li yıllardan sonra ülkemizde de çok güzel biyoteknoloji şirketleri kuruldu ve sadece satış yapmıyorlar, üretim yapıyorlar, kitler üretiyorlar,
ilaçlar zaten üretiliyor yıllardır. Dolayısıyla gıda sanayi, ilaç sanayi, tarım, biyomedikal, genetik tanı ve tedavi, kök hücre merkezleri, kozmetik sanayi, kozmetik sektörü, moleküler biyoloji ve genetik uzmanlarını arıyor. Ne kadar çok detay bilirsek yaşamla ilgili bütün bu sektörlerde o kadar güzel, kaliteli hizmet verebiliriz arkadaşlar. Hemen şu grafiği paylaşayım sizinle. Şimdi bizim mezun olduğumuz dönemlerde araştırma ve geliştirmeye bu kadar fazla ödenek ayrılmıyordu. Hala çok kısıtlı maalesef ülkemizde. Yani bunun çok çok yüksek olması lazım. İşte bir Finlandiya'da mesela araştırma geliştirmeye ayrılan ödenek o kadar fazla ki kıyaslanamaz. Öyle bir tablo da vardı, onu koymadım ben. Ama her şey gerçekten parayla ilgili. Ne kadar çok para ayrılırsa araştırma, geliştirmeye o kadar çok ürün çıkıyor, o kadar değerli bilgi üretiliyor. Moleküler biyoloji, genetik alanında da çok fazla ödeneğe ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi bu grafikte 2000'li yıllardan sonra ödenek artmış. Ödenek artınca, hemen başka bir grafik koyayım buraya. 2019 yılına kadar bu. Ödenekle beraber araştırma ve geliştirmede çalışan insan sayısı da paralel olarak artıyor. Siz ne kadar çok araştırma, geliştirmeye para ayırırsanız devlet olarak bu sektörde çalışan insan sayısını da arttırmış oluyorsunuz. Birbirine direkt paralel ilerliyor. Dolayısıyla devletlerin, hükümetlerin araştırma, geliştirmeye çok daha fazla ödenek ayırması gerekiyor. Benim ilk aklıma gelen firmaları şu şekilde listelemeye çalıştım. İşte TÜBİTAK biliyorsunuz hani yıllardır var olan Eczacıbaşılar, Arçelikler, Novartisler, işte Kutam, Unam gibi araştırma birimleri var, Nobel İlaç var. Buralarda sadece üretim değil, geliştirme de yapılıyor arkadaşlar. Yani mütemadiyen aynı şeyi tekrarlayan şeyler değil, ürünü geliştirmeye yönelik deneyler de yapılıyor. Mesela Anatolia Genework, bu son yıllarda kurulan çok önemli biyoteknoloji firmalarından bir tanesi. Kendi kitlerini kendileri üretiyorlar. Kendi aletlerini kendileri yapıyorlar. İnanılmazlar. Yani benim bir doktora öğrencim burada çalışıyor. Dinledikçe mest oluyorum. Çünkü ülkemizde de bu tür şeylerin yapılıyor olması bende hayranlık uyandırıyor. Dediğim gibi bizim zamanımızda bu tür biyoteknoloji firmaları çok yoktu. Parmakla gösterilecek kadar azdı ve onlar da hep satışa yönelik çalışıyorlardı. Ama şimdi üretiyoruz. Ve gün geçtikçe biyoteknoloji firmalarının sayısı artıyor. Bu da çok umut vaat edici bir şey. Dolayısıyla moleküler genetik, moleküler biyoloji ve genetik mezunları için potansiyel çok fazla yakın gelecekte. Bunu söyleyebilirim. Teknoparklar mesela çok önemli. Teknoparklar, hemen hemen her üniversitenin teknoparkı var. Ve o teknoparklarda firmaların temsilcileri var. O teknoparklarda da ODTÜ'de mesela çok ciddi bir teknopark var ve bir sürü kit üretiliyor, bir sürü ürün üretiliyor. Detaylarını merak edenler bakabilirler. ODTÜ'nün ve diğer Yıldız Teknik Üniversitesi var, Boğaziçi var. Dolayısıyla oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi ben Google'a girdiğim zaman biyoteknoloji firmalarını size tanıtayım diye karşıma çıkan firmaları gördükçe mest oldum. Mesela bu işte hemen gelenlerden, diğeri gelenlerden sayı böyle artıyor. Eskiden mümkün değildi, yani bu kadar çok biyoteknoloji firmasına rastlamak çok zordu. Dediğim gibi şu Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji oldukça donanımlı iki kişi tarafından kurulmuş ve çok güzel işler yapıyorlar diyebilirim. Ben Anatolia'nın da burada reklamını yapmış gibi oldum ama o sadece bir tanesi. Takdir ettiğim biyoteknoloji şirketlerinden bir tanesi sadece. Dolayısıyla sayıları artıyor. Sayılarının artması demek biyoteknolojinin, moleküler biyoloji ve genetin ürünlerini görmemiz demek. Dolayısıyla bu gurur verici bir şey.
Şimdi benim size önerilerim olabilir arkadaşlar. Lisans ortalaması çok önemli. Yani üniversitede moleküler biyoloji genetik bölümüne de gitseniz, başka bölümlere de gitseniz lisans ortalaması her yerde karşınıza çıkıyor. Yüksek lisans ve doktora yapacak olabilirsiniz. İnanın oradaki ortalama önemli olmuyor. Ama lisans ortalaması ne yaparsanız yapın karşınıza çıkacak. O yüzden lisans ortalamasını yüksek tutmakta yarar var. Eğer moleküler biyoloji ve genetik bölümünde okuyacaksanız, ülkemizde ya da yurt dışında hiç fark etmez. Staj, bol bol staj yapın ve farklı yerlerde yapın, farklı alanlarda yapın. Ben mesela stajımı Hıfzı Sığa'da yapmıştım Ankara'da, üniversite 3. sınıfta. O alanı sevmediğime karar verdim. Dolayısıyla mesela 15-20 gün bir yerde, 15-20 gün diğer yerde yaparsanız neyi sevip sevmediğinizi de zamanında öğrenebilirsiniz. Staj yerlerinizin farklı olmasında yarar var. Lisans süresince mutlaka Erasmus'lara başvurun. Erasmus gibi programlar var. Siz belki çok daha hakimsinizdir işin içinde olduğunuz için şu anda. Ama Erasmus gibi programlar var. Alması çok çok kolay bu tür bursları. Sadece biraz hani çok genç olduğumuz için korkuyor olabiliriz. Ama öyle değil. Yani Erasmus'la birkaç aylığına, işte 2 ay, 3 ay, 6 ay, belki bir sene bu tür desteklerimiz var. Dolayısıyla bunlardan yararlanmak lazım. 4. sınıfta hemen her üniversitenin bitirme projesi dersleri var. Bizim üniversitemizin de var. 4. sınıf lisans öğrencilerimiz bir öğretim üyesinin laboratuvarında proje yapıyorlar. Ve bu projelerine de TÜBİTAK destek veriyor eğer uygun bulunursa. 2209 programı. Benim şu anda 3 öğrencim TÜBİTAK projesi desteklendi ve şu an aktif olarak çalışıyorlar. Her bir projeye 6.000 lira bir ödenek ayrılıyor. Çok büyük bir para değil bu çünkü malzemeler çok pahalı. Ama işte hocanın da desteğiyle öğrenciler kendi projelerini, kendi fikirlerini uygulamaya aktarabiliyorlar. Dolayısıyla bu tür bitirme projeleri şimdiden mesela 10. sınıftasınız. Lisansa geçtiğiniz zaman ilk işiniz bu tür projeleri araştırmak olsun. Öyle söyleyeyim. Şu anda lisede de yapıyorsunuzdur projeler. Eminim TÜBİTAK'ın o tür destekleri de var. Dolayısıyla TÜBİTAK ve diğer burs veren yerlerle sürekli iletişim halinde olun ve araştırmalarınızı yapın derim ben naçizane. Şimdi üniversite sonrasında akademik olarak ilerleyecek olabilirsiniz ya da özel sektörde ilerleyecek olabilirsiniz. Özel sektöre geçecek olsanız bile arkadaşlar, lisans sonrası mutlaka bir yüksek lisans yapmakta fayda var. Hatta doktora yapıp özel sektöre geçiyorsanız o zaman çok böyle parmakla gösterilen insanlar oluyorsunuz. Çünkü siz hem akademik bir insan oluyorsunuz, işte literatürü tarayan, bilimsel gelişmeleri takip eden, İngilizcesi iyi olan bir akademik birey oluyorsunuz. Bu bilgiyi özel sektörün ihtiyacında kullanabiliyorsunuz. O zaman gerçekten çok nadide insanlardan birisi oluyorsunuz. Dolayısıyla akademi sonrasındaki özel sektör çok kıymetli. Ama genelde şöyle oluyor, doktora çok sancılı bir süreç. Uzun sürüyor ve deneyler çıkıyor, çıkmıyor, çok yoruluyor olabilirsiniz. Özel sektöre geçmek cazip gelmeyebilir ama tamamen kişisel bir şey bu. Ama dediğim gibi yüksek lisans ve doktorasını yapıp özel sektörde çalışan insanlar çok daha başarılı oluyorlar. Bu biyoteknoloji firmalarını kuran çoğu insan da bu tür insanlar. Yani akademik bir geçmişi var, belli bir kıvama geliyor, daha sonra o bilgiyi özel sektörde kullanıyor. Zaten biyoteknoloji ne demek? Biyoteknoloji arkadaşlar, moleküler biyoloji ve genetik bilgisini kullanarak para kazanmak, tıp, gıda işte ve diğer sektörlerde faydalı olmak ve bir işi paraya dönüştürmek aslında. Girişimcilik ile ilgili dersleri almanızı da
şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü eğer özel sektörde böyle bir amacınız olacaksa ileride girişimcilik dersi almanız, dersleri almanız sizin için çok faydalı olacaktır. Amacınıza göre değişir ama girişimcilik dersi alın eğer özel sektörde bir şeyler yapmak istiyorsanız. Yabancı dil çok önemli. Sizin Fransızcanız değil mi Temel? Öyle biliyorum sen Benua'da. İngilizcenizi de çok iyi hale getirin. Fransızca da olursa zaten mükemmel iki bileşim. Dolayısıyla yabancı dili her zaman ilk sıraya almanızı öneririm. Bunlar temel şeyler. Lisans eğitimi süresince yurt dışı için gerekli olan sınavlara da girebilirsiniz. Hemen bir yudum su alacağım. Eğer mesela yüksek lisans ve doktora için yurt dışına çıkmak istiyorsanız, İngiltere için gerekli sınavlar, Amerika için gerekli sınavlar, bunların hepsini araştırıp öncesinde o sınavlarla ilgili gerekli notları almanızda fayda var. Eğer akademik olarak ilerleyecekseniz mutlaka yurt dışı tecrübenizin olması gerekiyor. Üniversitede yurt dışında okuyabilirsiniz ama üniversiteyi yurt dışında okumak çok da elzem olmayabilir. İyi bir üniversitede Türkiye'de okuyup sonrasında yüksek lisans ve doktoraya yurt dışına çıkılabilir. Bu da ayrı bir yol. Çok da güzel ve keyifli bir yol. Hem birazcık daha yaş ilerlemiş oluyor. Kendi başınıza ayaklarınızın üstünde durmanız daha kolay olabilir diye özetleyebilirim ben. Şimdi akademik olarak ilerlemek isterseniz ben kendi hayatımdan birazcık çok kısa bir kesit vererek devam edeceğim. Saatimiz uygun değil mi? Evet, evet. Uzatmadım. 13.55'e kadar 55. Tamam. Sorulara da zaman ayıralım. Şimdi ben 94 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Biyoloji bölümünden. Hemen ardından yüksek lisans ve doktoramı da aynı üniversitede yaptım. Biyoteknoloji anabilim dalında tamamladım. Şimdi bunları böyle tabii kısaca yazınca çok tek slide'da özetlenmiş oluyor. Acılı bir süreçti. Pişman mısınız diye sorun bana. Asla pişman değilim. Çok keyif alıyorum. Hala yaptığım işten çok keyif alıyorum. Çok güzel öğrencilerimiz var. İşte onlarla çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. Dolayısıyla pişmanlık yok ama şey diye düşünmeyin. Yani çok kolay bir süreç gibi düşünmeyin. Çünkü deneysel süreç. Canlıyla çalışıyorsunuz. Canlıyla çalışmak demek değişken demek. Yani adam bir gün ürüyor, çok güzel, mutlu bir şekilde büyüyor. Şartlar aynı. Ertesi gün büyümemeyi tercih ediyor mesela. Ne çalışıyorsanız, bakteri çalışıyor olabilirsiniz, bitki çalışıyor olabilirsiniz, insan hücresi çalışıyor olabilirsiniz. Canlı neyle çalışıyorsanız değişken, değil mi? Dolayısıyla canlıyla çalışmak biraz sancılı olabiliyor ama çok zevkli. Yani bunu sevince her şeyine katlanabiliyorsunuz. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Doktoramı yaparken hani paramı da bir şekilde kazanmış oldum. Doktora sırasında TÜBİTAK bursuyla Boston Northeastern Üniversitesi'ne gittim. Bir sene orada araştırmalarıma devam ettim. Ardından ODTÜ'den doktoramı aldıktan sonra hemen ayrılamadım çünkü tamamlanması gereken dersler vardı. TÜBİTAK'tan yine bir burs yardımıyla doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptım. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'ne geçtim. Sabancı Üniversitesi'nde bitkilerle çalıştım. Aslında çok ilginç. Ben yüksek lisansımı, doktoramı bakteriler üzerine yaptım. Sonra gidip Sabancı Üniversitesi'nde bir sene bitkilerle çalıştım. Çalıştığınız organizmanın arkadaşlar hiçbir önemi yok. Şöyle önemi yok. Başlangıç materyali olarak kullanıyorsunuz onu. DNA izole ediyorsunuz, protein izole ediyorsunuz, RNA izole ediyorsunuz. Sadece başlangıç materyali farklı oluyor. Çünkü biz moleküler seviyede çalıştığımız için proteinin nereden geldiği, bitkiden mi geliyor, bakteriden mi, insan hücresinden mi geliyor? Bir şey fark etmiyor. Aynı yöntemleri kullanarak, benzer yöntemleri kullanarak devam ediyorsunuz. Çünkü siz
o yaşamın, o canlının moleküler seviyedeki durumuna bakıyorsunuz. Neyse, Sabancı Üniversitesi'nde bitkiyle çalıştıktan sonra İspanya'ya gittim. 2 senede orada doktora sonrası araştırmalarıma devam ettim. Burada yine bakterilere geçiş yaptım. Daha sonra da işte Türkiye'ye gelip Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmalarıma başladım. İşte o başlangıç aşaması da çok zor oluyor. Şey diye düşünmeyin. İşte geldik, doktoramızı yaptık, doktora sonrası araştırmalarımızı da yaptık, başladık bir yerde. Ben hep daha rahat olacak diye düşünüyorum. Öyle olmuyor. Çünkü laboratuvar kurmanız gerekiyor. Pişman mıyım? Asla değilim. Hani bunu ısrarla söylüyorum ama kolay bir yol değil, onu söyleyeyim. Belki farklı üniversitelerde daha farklı yürür işler. Çünkü işte akademik diğer arkadaşlarım da mesela hoca başlıyor bir üniversiteye. Hemen laboratuvarını kuruyorlar. İşte aletlerini alıyorlar, ediyorlar. Bizde pek öyle ilerlemedi olay. Dolayısıyla başlayacağınız üniversite değişebilir. Gümüş, ben çalışmalarımızdan çok kısa bahsedeyim mi yoksa soru cevap mı alalım? Nasıl ilerleyelim? Hocam bahsedebilirsiniz istiyorsanız. Çünkü zaten sorulan soruların çoğunu cevapladınız. Öyle mi? Süresi boyunca. Tamam, o zaman çok kısa. Soru sormak isteyen arkadaşlar varsa chat'e yazabilirler. Ben yine hızlıca size iletirim. Tamam, sen yönlendirirsin. Yani istediğiniz zaman beni bölebilirsiniz arkadaşlar. Çok kısaca ne yaptığımızdan bahsedeyim. Biz mikroorganizmalarla çalışıyoruz. Genel olarak metabolizma mühendisliği yapıyoruz. Moleküler mikrobiyoloji diyebiliriz benim çalışma alanıma. Mikroorganizmalar çok değerli metabolitler üretiyorlar arkadaşlar. Çok zararlı olduklarını da biliyoruz. Bu COVID-19 sayesinde ne kadar zararlı olduklarını birebir yaşayarak öğrendik, biliyorsunuz. Onları ne kadar yakından tanırsak o kadar kolay kontrol edebiliriz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Mikroorganizmaları, gözle görmediğimiz canlıları mümkün olduğu kadar iyi tanımalıyız ki kontrolünü iyi sağlayalım. İşte moleküler biyoloji ve genetikteki aslında bu gelişmeler sayesinde, son yıllardaki gelişmeler özellikle sayesinde biz COVID-19 aşılarını çok hızlı bir şekilde üretebildik, değil mi? Yani 2 tane işte Türk bilim insanı çok hızlı bir şekilde üretti. Neden? Çünkü moleküler biyoloji genetikte artık belli bir seviyeye gelinmiş. O bilgiler toplanmış ve o bilgiler ışığında hemen uygulamaya aktarılabiliyor. Aşılar üretiliyor, işte tedavi edici antikorlar üretilebiliyor. Dolayısıyla ne kadar çok şey bilirsek uygulamaya o kadar kolay aktarabiliyoruz. Bunu sizler de yaşayarak gördünüz. Ben kendi çalışmalarımdan hemen kısaca bahsedeyim ilginizi çekerse. Metabolizma mühendisliği yapıyoruz ve mikroorganizmaların ürettiği değerli metabolitlerin miktarını artırmaya çalışıyoruz ve o yolaklar arasındaki bağları çözmeye çalışıyoruz aslında. Mesela bu metabolitler neler olabilir? Amino asitler çok kıymetli, vitaminler çok kıymetli, antibiyotikler, böcek ilaçları, gıda koruyucuları, anti kanser ajanları, bunların hepsi mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. O kadar kıymetli ki arkadaşlar, kullandığımız antibiyotiklerin hemen hepsi mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Anti kanser ajanları, bunlar da mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Ben Streptomyces adı verilen mikroorganizmalarla çalışıyorum. Yani şu an grupta Bacillus'ta da çalışıyoruz, Streptomyces'lerde de, ama çoğunlukla Streptomyces grubu bakterilerle çalışıyoruz. Şurada mavi gördüğünüz kısımlar mikroorganizmanın ürettiği antibiyotik, aktinorhodin adını veriyoruz. Dallanıp budaklanarak büyüyorlar. Bunlar da SEM görüntüleri ve sporlanıyorlar. Burada spor zincirlerini çok rahat görebiliyorsunuz. Burada da tek bir koloni var. Antibiyotiği çok fazla ürettiği zaman şöyle baloncuk halinde, bakın görebiliyorsunuz, dışarıya püskürtüyor antibiyotiği. Dolayısıyla antibiyotik üreten Streptomyces adındaki bakteriler bunlar. Size hemen böyle çok romantik bir şey söyleyeyim arada. Yağmur yağınca mis gibi toprak koktu deriz. Değil mi? Mis gibi toprak kokar. İşte o toprak kokusu Streptomyces'lerin ürettiği bir metabolit. Geosmin adını veriyoruz buna. Bu bakteriler sadece antibiyotik değil, geosmin adını verdiğimiz o kokulu bileşiği de üretiyorlar. Dolayısıyla yağmurla beraber
O koku, duyduğumuz koku bu bakterinin ürettiği ikinci metabolit. Çok karmaşık bir yaşam döngüsü var. Sporlar germine oluyor, çimleniyor. Daha sonra besiyerine doğru şöyle ilerliyor. Ne zaman ki havasal hifler oluşuyor, o zaman işte antibiyotik üretmeye başlıyor mikroorganizma. Çok kompleks bir yaşam döngüsü var. Burada hemen konfokal görüntüsünü görebilirsiniz. Yeşille gördükleriniz canlı hücreler, ortada gördüğünüz kırmızılar ölü hücreler. Programlı hücre ölümüyle bir aşamadan diğer aşamaya geçebiliyor bu mikroorganizma. Yani bunlar inanılmaz küçücük bir bakteri için muhteşem bir döngüleri var. Onu söyleyebilirim. Çok kısaca mikroorganizmalar şöyle bir cevap veriyorlar. Aç kaldıkları zaman, çünkü çevreleri sürekli değişiyor değil mi mikropların? Çevresel şartları stabil değil. Açlık olduğu zaman ortamda ne diyorlar? Eyvah açım, yeni protein yapamıyorum. Ne yapacağım? Öleceğim. O yüzden hemen alarmon adını verdiğimiz molekülleri üretmeye başlıyorlar. Alarm haline geçiriyorlar hücreler kendilerini. Ölüyorum, yeterli yiyeceğim yok ama kendimi de korumak zorundayım diyor. Ne yapıyor? Hücre bölünmesini durduruyor. DNA sentezini durduruyor. Ribozom yapmıyor artık. Duruyor, sadece duruyor, yaşayabilmeye çalışıyor. Ama o sırada her şeyi durdurmuşken o durumda acil durum için gerekli olan proteinleri sentezlemeye başlıyor hemen. Böyle acil bir cevap veriyor. Eğer ölmeden bu şartlarda kalabiliyorsa yeni bir döngü başlıyor. Dolayısıyla biz mesela burada nasıl bir cevap veriyor bunu araştırmaya çalışıyoruz. Bu cevabın antibiyotik üretimiyle ilişkisini çözmeye çalışıyoruz. İşte belli genler var, belli proteinler var. O proteinlerin miktarını arttırınca ya da tamamen yok edince ne oluyor? Bu cevabın metabolit üretimiyle ne alakası var? Nasıl bir bağ var? Onları araştırıyoruz. Yani farklı metabolik yolakları birbiriyle ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Bazı genleri siliyoruz, bazı genlerin miktarını arttırıyoruz ve sonucu inceliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda işte mesela gen silmek için kullandığımız yöntemler var. Bunların detayını veremeyeceğim, zamanımız çok kısıtlı. İspatlıyoruz hep moleküler seviyede. Mesela antibiyotik üretimi, şu üst tarafta gördüğünüz petriler yaban suş, yani hiçbir değişiklik yapılmamış suş. Bunda bir değişiklik yaptığımız zaman, yani oradaki metabolik yolaklardaki genlerle ilişkili deneyler yaptığımız zaman antibiyotik üretiminin çok arttığını görüyoruz. Bunu da renkle tespit edebiliyorsunuz. Mavi renk ne kadar çoksa o kadar çok antibiyotik üretiyor demektir. Dolayısıyla bu tür moleküler çalışmalarla biz bu çalışmada 6 kat arttırdık antibiyotik üretimini. Başka bir çalışmada 25 kat arttırabildik ki bu muhteşem bir şey. Aslında bu patentlenebilir bir çalışmaydı ama doktora öğrencimin mezun olması gerekiyordu ve mezun olabilmesi için de yayının hemen çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla yayın çıkınca patente başvurulamıyor. O şekilde sadece yayınlamış olduk. Burada hücreleri görüyorsunuz. Yaptığımız değişiklikler sonucunda üst tarafta gördüğünüz hücreler normal, değişikliğe uğramamış hücreler. Alt tarafta gördüğünüz hücreler metabolizması değiştirilmiş ve antibiyotik üretimini çok fazla üreten hücreler. İşte bunlara bakarak ve bunları analiz ederek biz seviyelerini moleküler sebeplerini bulmaya çalışıyoruz. Total RNA'sını izole ediyoruz hücrelerin. Total proteinlerini izole ediyoruz ve sadece sonuca bakmıyoruz. Yani tamam 25 kat artış sağladık ama neden? Ne oldu da acaba 25 kat arttı antibiyotik üretimi diye bunu sorguluyoruz ve bunun detaylarını öğrenmeye çalışıyoruz. Mesela hemen bakın şu sağ üst tarafta gördüğünüz hücre bizim 25 kat daha fazla üreten hücremiz. Şunlar kontrol suçları, şu ve şu. Üst taraftaki minik minik damlacıkları görüyorsunuz. 25 kat antibiyotiği fazla ürettiği için artık hücrenin dışarısına salmış antibiyotikleri. Dolayısıyla işte biz ne yaptık? Total RNA'sını izole ettik. Total proteomunu izole ettik. Hemen şöyle göstereyim.
Daha çok şey var ama onlara geçemeyeceğim. Ve moleküler seviyede biz bunu çözmeye çalıştık. Öyle söyleyeyim kısaca. Şu şekilde flasklarda büyütüyoruz mikroorganizmaları ya da petrilerde büyütüyoruz. Antibiyotik üretimini gözlemliyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, sizin ders saatinizi kaçırmayalım. Ginkgo Bioworks çok önemli bir biyoteknoloji firması, dünyaca ünlü. Duymuşsunuzdur mutlaka Ginkgo Bioworks. Orada bir Hintli bilim insanı var. Bu streptomiseslerin ürettiği renkli antibiyotikleri tekstil boyası olarak deniyor. Çünkü biliyorsunuz tekstil boyaları çok kanserojen ve doğaya çok zarar veriyor. Dolayısıyla eğer doğal streptomises ikincil metabolitleri boya olarak kullanılabilirse tekstilde, doğaya az zarar veren ama yine tekstillerimiz boyayabileceğimiz maddeler elde edilebilir. Bunu inceleyebilirsiniz. Çok güzel bir TED Talk konuşması var. Natsai Audrey Chiesa'nın Ginkgo Bioworks bünyesinde 15 dakikalık TED Talk. Tavsiye ederim dinlemenizi. Başka bir çalışmamızda da böcek ilacı ile ilgileniyoruz. Bacillus thuringiensis adını verdiğimiz bakteriler kristal protein adını verdiğimiz minik minik proteinler üretiyorlar arkadaşlar. Ve bu proteinler sivrisinek ya da diğer böcek larvaları tarafından yendiği zaman öldürüyor onları. Dolayısıyla özellikle Antalya yöresinde falan deniliyor sulak bölgelerde. Bacillus thuringiensis'i büyütüyorlar, toz haline getirip işte şu şekilde adamı görüyorsunuz, bu şekilde sprey yapıyorlar. Ve o kristal proteinleri yiyen larvalar ölüyorlar. Böylece siz etkili bir böcek kontrolü de sağlayabiliyorsunuz. Biz ne yaptık? Yine moleküler yolaklarla oynayarak diyeceğim. Bu kristal protein üretimini 10 kat kadar arttırdık. Bu, mesela şu son kolonda elimle gösteriyorum şu anda, işaretliyorum. Oradaki proteinlerin miktarını 10 kat arttırdık. Yine çok kıymetli bir doktora öğrencimin çalışmasında. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Bir de şunu söyleyeyim ve bitiriyorum. Nisin adını verdiğimiz gıda koruyucusu var. Onunla ilgili çalışmalarımız da var. Bütün gıdalarda hemen hemen hiçbir yan etkisi olmayan nisin kullanılıyor. Sofra tuzuyla eşdeğer bir zararı var. Yani çok zararsız denebilir. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sorularınız varsa alabilirim. Bunlar da benim canavarlarım. Çok güzel, harika bir çalışma grubumuz var. Herkes çok mutlu görünüyor ama her zaman böyle değiliz arkadaşlar. Dediğim gibi sancılı bir süreç. Çıkmayan sonuçlara hazır olmak lazım eğer akademik olarak ilerlemek istiyorsanız. Ama çıkınca da gerçekten doyum olmuyor. Çünkü merak ediyorsunuz. Bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Yani hayat çok anlamlı hale geliyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım herkes istediği bölümde dilediği gibi okur ve çok güzel işlere imza atar. Varsa sorularınız, ben zevkle yanıtlarım. Sorumuz yok hocam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bağlandığınız için. Rica ederim Gümüş. Başarılarınızın devamını diliyorum sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Teşekkürler hocam.